Gezerken çok öğrendiğimi söylemiştim ya Sizane ve derinlemesine öğrendiğimi. En çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de insanların dilindeki tabiat sevgisi, tabiatta olan bağları. Onları bir yerlere not etmiş, yazmışlar ama eksik o kadar da çok şey var ki. Şimdi mesela bir turnayı hayal edin, turna kuşunu. Bizim memlekette turna kuşu çok kırsalda çok iyi bilindiği gibi başka ülkelerde de, Japonya'da olsun, daha kuzeyde yaşayan bölgelerdeki insanlar olsun, bunlar da kültürlerin içerisinde bir şekilde o canlıları gözlemleyerek yaşantıların içine dahil etmişler onları. Şimdi bu türküde de Amasya, Merzifon'da söylenmiş, havalandırılmış bu türküde de turnaya çok şey söylenmiş hakikaten. Turnayı o kadar iyi özümsemişler ki onun dilinden konuşuyorlar. Sanki kendi içlerinden bir parçaymış gibi, parçaymışçasına konuşuyorlar. Bir ağaç ateşte yandığında turna ağacı bırakmaz, ondan ayrılmaz, onunla beraber yanarmış derler. Çünkü turna ağaca ikrar vermiş. Beni demiş dalında sakla, kendinde sakla. Beni külünde sakla, beni ateşinde sakla demiş. Gökyüzünde pölük pölük turnalar, Leyli leyli turnalar, 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 turnalar. Nerededir meskeniniz, eliniz, eliniz, turnalar? Bir name yazayım yâre götürün, Leyli leyli götürün, götürün, götürün turnalar. Dost eline uğrar mola yolunuz, yolunuz turnalar. Doğanın bütün canlılar üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun içindeyken kendi benliğimizin dışında daha büyük süreçlerin olduğunu düşünüyorum. Bize aslında ne kadar da küçük olduğumuzu hissettiriyor. Bu da sorunlarımıza daha geniş açıyla bakmamıza yardımcı oluyor aslında.